أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, medreselerimizde okuttuğumuz kitaplardan biri de Zuruf'tur. Zuruf arkadaşlar aslında mef'ulü fih veya mef'ulü bi gayri sarih kısımlarından. Zuruf denilmiş arkadaşlar. Çünkü zarf bir şeyi içine alan. Peki özellikle de bu mef'ulü fihle alakalı, zarfı zaman ve zarfı mekanla alakalı niye kitap telif edilmiştir? Çünkü bir hades meydana geldiği zaman yeri ve zamanı nerede ve ne zaman, yani bir iş olduğu zaman genelde sorulan soru nedir? Nerede ve ne zaman? Bu zarflar arkadaşlar, mef'ulü fih, zarf-ı zaman ve zarf-ı mekan çok kullanıldığı için alimlerimiz bununla alakalı bir kitap telif etmişlerdir. Bu Zuruf isimli kitabı güzel bir şekilde anlayıp kavrayabilirsek meselenin çoğunluğuna vakıf oluruz arkadaşlar. Şuradan zurufu arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Hakiki zarf vardır, bir de mecazi zarf vardır. Hakiki zarf ikiye ayrılır. Zarfı zaman veya zarfı mekan, yevm kelimesi veya emam kelimesi gibi. Mecazi olan da arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Zarfı lav, bir de zarfı mustakar. Bunların arkadaşlar ileride tanımları gelecek. Bunları tanıyacağız. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri nasip ederse. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Elhamdülillahi, hamd Allah içindir. Ve kefa bina, ve Allah bize yeterlidir. Ve salatu ve selamu, salat ve selam ala seyyidina Muhammedinil Mustafa. Tüm mahlukat içerisinde seçilmiş Efendimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun salat ve selam. Ve ala alihi ve ashabihi. Daha Efendimizin ehli beytine ve o gökteki yıldızlar gibi olan sahabenin üzerine olsun ki onlar ehli sıdkı ve safa. Onlar sadık kimselerdir. Bir de temiz kimselerdir. Ve ba'du. Bundan sonra fa'lem eyyuhel ahu el aziz. Aziz kardeşim sen bil. وَفَّقِكَ اللّٰهُ لِمَا يُحِبُّهَا يَرْضَاهُ Allah-u Teala Hazretleri seni sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffık kılsın. اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الدُّنْيَا Dünyada mevcut olan her şey اِمَّا زَرْفٌ اَوْ غَيْرُ زَرْفٍ Ya zarftır veya mazruftur. وَلَا نَعْنِي بِغَيْرِ الزَّرْفِ هُنَا Ama biz burada zarftan bahsedeceğiz, mazruftan bahsetmeyeceğiz. Biz burada zarftan bahsedeceğiz, mazruftan bahsetmeyeceğiz. Ve emme zarfu, zarfa gelince, fehu ala kısmeyni, zarf iki kısımdır. Hakikiyun ve mecaziyun, hakiki zarf, yani mef'ulu fih, zarf-ı zaman, zarf-ı mekan veya mecazi, mecazen kendisine zarf dediğimiz mef'ulü bi gayri sarih. Fel hakikiyyu, hakiki zarf nedir? Mahallun li hululi hallin li vuku'i vaki'in. Bir şeyin kendisine vaki olacak şey için bir mahaldir. Bu mekan da olabilir, zaman da olabilir mutlak olarak. Zamanen kâne ke yevmin, yevm kelimesi mef'ulü fih zarfı zamandır arkadaşlar. Ev mekâne yahut da mekan olarak karşımıza çıkar. Kedârin, dar kelimesi gibi. Emmez zamanu, peki zaman, tabi dar kelimesi arkadaşlar, burada Musannif Hazretleri neden örnek verseydi daha iyi olurdu. Baş tarafında fiinin hasfe gidip de
mensup olmayı kabul eden, nasbı kabul eden, Esma-ı Cihat-ı Sitte'den olan emam, kuddam, yasar, şimal gibi kelimelerden birisini verseydi daha uygun olurdu. Emme zamanu, zaman kelimesine gelince, yani zaman nedir? Fehuve ibaratun anil yevmi vel leyli. Yevm ve leylden ibarettir zaman. Yevm kelimesi ve leyl kelimesi zamanı ifade eder. Daha وَمَا يَتَرَكَّبَانِ مِنْهُ bir de yevm ve leylin kendisinden oluştuğu, yani gündüz ve gecenin kendisinden oluştuğu şeylerden ibarettir. كَسَّاعَةِ saat dediğimiz arkadaşlar. وَالْلَحْظَةِ lahza kelimesi. وَالْلَمْحَةِ lemha kelimesi. وَالْآنِ bunlar ufak zaman dilimini ifade ederler. وَالثَّانِيَةِ saniye kelimesi arkadaşlar. Daha وَمَا يَتَأَلَّفُ هُوَ مِنْهَا bir de gece ve gündüz, yevm ve leyl kelimesinden oluşan, yevm ve leyl zamanından oluşan bir takım zamanı ifade eden kelimeler var arkadaşlar. Kel usbu'i hafta, ve şehri ay, ve seneti sene kelimesi. Bunlar zamanı ifade ederler. Bunlar karşımıza çıktıkları zaman evvelinde fi mukadderdir, fi manası vardır ve mensup olarak, zarf-ı zaman olarak karşımıza çıkarlar arkadaşlar. وَاَمَّا الْمَكَانُ peki mekana gelince فَهُوَ الْفَرَاغُ الَّذ۪ي o öyle bir boşluktur ki يَشْغَلُهُ الْجِسْمُ cisim onu meşgul ediyor. بِحَيْسُ şöyle ki لَوْ لَمْ يَشْغَلْهُ şayet o cisim orayı meşgul etmeseydi لَكَانَ خَالِيَنْ orası boş olurdu. لَكَانَ خَالِيَنْ orası boş olurdu. Ke örneğimiz دَاخِلِ الْكُوزِ sürahinin İçi gibi arkadaşlar. Neye nispeten? Ama lilmai suya nispeten. Sürahinin arkadaşlar içi bir zarfı mekandır. Niye? Çünkü su barındırıyor. Şayet o su olmasaydı, oraya konulmasaydı boş olur muydu? Boş olurdu. Ve dolayısıyla onu ne kabul ediyoruz arkadaşlar? Zarfı mekan kabul ediyoruz. Peki zarflarımız arkadaşlar, ibarede, cümlede vaki olan zarfımız illaki bir şeye taalluk etmesi lazım. وَالْظَرْفُ وَالْتَعَلُّقُ zarfın taalluk ettiği şey nedir? Ne olabilir? وَعْلَمْ اَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْظَرْفِ مُطْلَقًا mutlak olarak arkadaşlar, yani mutlak ne demek? Zarfı istersen hakiki olsun veyahut da mecazi olsun fark etmez. مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعَلِ eğer cümlede kurmuş olduğumuz cümlede veya okumuş olduğumuz cümlede bir fiil varsa fiile taalluk eder. مِسْلُ كَتَبْتُ يَوْمَ الْخَم۪يسِ فِي الْمَدْرَسَةِ كَتَبْتُ ben yazdım يَوْمَ الْخَم۪يسِ perşembe günü nerede yazdım? فِي الْمَدْرَسَةِ medresede yazdım. Cümlemizin manası bu. كَتَبَ فِيلِ مَازِ تُو فَاِلْ يَوْمَ الْخَم۪يسِ muzaf muzaf ileyhi arkadaşlar. Ama yevme burada nedir? Zarfı zamandır. Fil medreseti ise bu hakiki zarfa örnektir. Fil medreseti, fil medreseti ise mecazi zarfa örnektir arkadaşlar. Fil medreseti de yevm kelimesi gibi ketebeye mutallıktır. Ev bima fi manahu yahut da fiil manasında olan bir şeye taalluk eder arkadaşlar zarfımız. Ki vahve ismul faili, bu ismu fail olabilir. Nahu zeydun qaimun, zeyd ayaktadır. Mübteda haber. İndeke fi beytike, indeke hakiki zarftır ama zarfı mekandır burada. Muzaf muzaf ileyhi, qaimun kelimesine mutallıktır. Fi beytike de arkadaşlar burada mecazi zarftır. Meful bi gayri sarihtir. Fi beytike o da qaimuna mutallıktır. وَاسْمُ الْمَفْعُولِ artı ismi mef'ule de taalluk edebilir. نَهُ عَمْرٌ مَدْرُوبٌ فِي الدَّارِ Amr
Evde dövülmüştür. Amr mübteda madrubun haberdir. Fiddari car mecrur madrubun kelimesine mutallıktır. Bu da mecazi olan zarfa örnektir arkadaşlar. Ve sıfatul müşebbehetu, sıfat-ı müşebbehe de taalluk edebilir. Nahu Bekrun Hasanun yevmel cumaati. Bekir güzeldir, yakışıklıdır. Ne zaman? Yevmel cumaati, cuma günü. Buradaki arkadaşlar Bekir mübteda, Hasan haberdir. Yevmel cumaati, yevme kelimesi muzaf muzaf ileyhi, zarfı zamandır, mef'ulu fihtir. Hasanun kelimesine mutallıktır. Ve ef'alu taftili, ismi taftile de taalluk edebilir. Nahu Halidun eftalul kavmi. Halid kavmin en faziletlisidir. Ledeyye, benim yanımda. Ledeyye kelimesi indi, yani manasında zarfı mekan olarak eftalu kelimesine taalluk etmiştir burada arkadaşlar. Vel mastaru, mastar da olabilir. Nahu e'acebeni darbu zeydin duneke. E'acebeni, beni şaşırttı. Darbu zeydin, zeydin dövmesi, duneke yanında. Yanında Zeyd'in Amr'ı dövmesi beni şaşırttı. Veyahut da başka biri de olabilir. Burada arkadaşlar acebe fiili mazidir. Nun yukadir ya mef'uldur. Darbu Zeyd'in acebenin failidir. Darb mastardır. Burada Zeyd kelimesine izafe edilmiştir. Burada konumuz ne? Duneke. Dune zarfı mekandır arkadaşlar. Dune muzaf, kaf muzaf ileyhi. Duneke burada darp kelimesine mutallıktır. Ev bima yuevvelu biwahidin minha, veya bunlardan herhangi birisiyle tevil olunan bir şeye de arkadaşlar zarfımız taalluk edebilir. Mislu kavlihi teala, Allahu Teala'nın kavlinde olduğu gibi, ve huvellezi fissemai ilahun ve fil ardi ilahun. Ve huvellezi, o öyle bir ilahtır ki, öyle bir Allah'tır ki, yani ma'budun fis semai ve ma'budun fil ardi, gökte de yerde de kendisine ibadet edilen bir ilahtır. Buradaki arkadaşlar fis semai kelimesi, bir de fil ardi kelimesi, bunlar mecazen zarftır bunlar arkadaşlar. İlahun kelimesine taalluk etmişlerdir ama ilahun kelimesini tevil ediyoruz. Ma'budun kelimesiyle tevil ettikten sonra ismi mef'ulla arkadaşlar tevil ettikten sonra oraya taalluk ettiriyoruz. Ve böylece zuruf kitabına başlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.